Merhaba meslektaşlarım. Derneğimizin bu ayki olgu sunumunda intrakranial transüsensi ve açık nöral tüp defekti ile ilgili bir vakamızdan dolayı konuyu kısaca ve öğretici bir şekilde gözden geçirmeye başladım. Açık nöral tüp defekti sık görülen ve genellikle ikinci trimesterde maternal serum AFP artışı ile birlikte intrakranial, limon, muz, serebral ventrikül omegali gibi bulguların görülmesiyle akla gelmektedir. Kesin tanısı her zaman için ultrasonografi olarak kolumlu vertebralisteki açık defektin görülmesiyle konulmaktadır. İlk trimesterde ise ilk kez 2009 yılında Şavi ve arkadaşları intrakranial IT bulgusundan dolayı nöral tüp defektinin tanınabileceğini vurgulamışlardır. IT ölçümü NT ölçümü ile aynı kesitte, yani fetal yüzün miseküler planda değerlendirildiği ölçümde yapılır. Sınırları önde beyin sapının hiperekojen arka duvarı ve arkada ise 4. ventrikül olan koroid plexus'un hiperekojen duvar arasındaki yapıdır ve anekoid bir alandır. 4. ventrikül ile oksipital kemik arasında daha ince anekoid bir alan ise daha sonra sisterna magna, yani cerebellomedullar sistemini oluşturacaktır. Fetusta açık nöral tüp defektinde posterior fossa yapılarının arkaya doğru yer değiştirmesine bağlı olarak 4. ventrikül kompres olur ve IT küçülür veya kaybolmaktadır. Şavi ve arkadaşları bu yayınlarında 4. ventrikülün yokluğunu görsel olarak da vakalarında göstermişlerdir. Eğitim ile birlikte intrakraniyal anatominin daha iyi ve daha fazla sensitif halde değerlendirilebileceği daha sonraki yazılarda vurgulanmıştır. Özellikle kraniyal anatomiyi dikkatli bir şekilde bu eğitim amacıyla gözden biz de geçirirsek, talamusu, midbrain'i, beyin sapını, 4. ventrikül, beyin sapının posterior hiperekojen duvarını, 5.'si 4. ventrikül, yani bizim IT'mizi, 6.'sı da 4. ventrikülün koroid plexus hiperekojen alanını göstermektedir. 7 numarayla görülen ise spin, koruma vertebrali spinini işaret etmektedir. Bu yapıların uygun bir şekilde değerlendirilmesiyle hassasiyet oldukça yüksek oranlara çıkarılabilecektir. Açık nöral tüp defektlerinde bu IT'nin küçülmesi, kaybolması yanında daha sonra Nikolaides ve arkadaşlarının tanımladıkları beyin sapının, beyin sapı oksipital kemik mesafe oranının değişmesi, artması önemli bir bulgudur. Yani IT'nin olduğu alan daha dar olarak ölçülmektedir. Bizim vakamız 25 yaşında 13 artı haftada başvuran ilk gebeli olan bir vakaydı. Rutin bir NT için ve birinci trimester anatomik değerlendirmesi için başvurmuştu ve risk faktörü yoktu. Vakamızı değerlendirdiğimiz zaman NT'nin bir anormal olmadığını gördük. Fakat intrakranial anatomide bütün anatomik yapılar görülmesine rağmen 4. ventrikülün gebelik haftasına göre relatif dar olduğunu ilk görüntüde elde ettik. Daha sonra bu değerlendirmemize devam ettiğimiz zaman yeşil olarak görülen alanın beyin sapı, turuncu olarak görülen daha küçük ölçülen alanın 4. ventrikül olduğunu değerlendirdik. Ölçümümüze devam ettiğimiz zaman talamus, midbrain, beyin sapı, medulloblongata yanında 4. ventrikül, yani ITA'yı 1.8 mm olarak ölçtük. Bu değer gebelik haftasına göre dardır. Çünkü beklentimiz bu haftalarda yaklaşık 2.6 mm ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu durumda biz açık nöral tüp defekti olabilir mi diyerek kolumlu vertebralisi abdominal ve vajinal ultrasonlarla değerlendirmeye devam ettik. Sagittal kesitte lumbosakral bölgede kesi oluşturan açık nöral tüp defektini gördük. Keza bu görüntünün imajında açık nöral tüp defekti bariz olarak görülmektedir. Tanıyı bu durumda kesinleştirmiş olduk. Devam ettiğimiz zaman aynı fetusta lumbosakral bölgede aksiyal kesit elde ettiğimiz zaman ise vertebrada U veya C şeklinde görülen dorsal akların yokluğunu tespit ettik. Bu da
açık nöral tüp defektinin önemli bir tanısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza 3 boyut görüntüde kese oluşturan yapıyı gördük. Bu yapının 4 boyut incelemesinde ise kese ile birlikte lumbosakral bölgedeki kolonla vertebralis defektini de kesin tanım amacıyla göstermiş olduk. Sonuç olarak değerlendirirsek 11-14. gebelik haftalarında NT uygulanırken aynı mistagittal kesitte IT değerlendirilmesi de yapılmalıdır. Gebelik haftasına göre IT ölçümünün küçük olması iktrimestirde açık nöral tüp defektinin intrakraniyal bir bulgusu olabileceği akılda tutulmalıdır. IT ölçümü küçük, gebelik haftasına göre küçük olan vakalarda kolumlu vertebralis detaylı olarak incelenmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.